Yok olup giden sadece yuvası değil, yıkılan hayatı duruyor karşısında. Anıları, hayalleri, tüm emekleri. Artık hepsi birer moloz yanından ibaret. Sanki bir kabustayız, uyanacağız biraz sonra. Bir dakika içinde her şey böyle oldu. Felaket deprem değil bu. Baktım yani yapacak bir şey olmuyor. Bütün evimiz, bütün hayallerimiz, bütün hayatımız mahvoldu. Peş peşe gelen depremlerin ardından Hataylılar ayakta kalmaya çalışıyor. Nefes aldıkları toprakları geride bırakamadı. Evinizi de bırakıp gidemiyoruz. Gidemiyoruz işte. Kendi memleketimizin çocuğuyuz. İnsanlardan sıcağız. 60 senelik. Bir şey yapacak bir şey yok. Ölsek bu direk. Kimi ağır hasarlı evine, kimi evinin enkazına bakıyor. Hepsinin hissettiği duygu aynı. Baktıkları bir yığından çok daha fazlası. Kopamadık yani, biz buraya alışmışız, burada doğmuşuz, burada büyümüşüz. 12 yıllık evimiz. Bütün çevre gitti, biz gitmedik, gidemedik. İnsan bırakamaz tabii ki. Yani burada yaşadık, çocuklarım burada doğdu, burada büyüdüler. Anılarımız, her şeyimiz o evde kaldı. Evleri yıkılıp enkaza dönüp girilemeyecek durumda olsa bile vazgeçemiyorlar. Nasıl vazgeçsinler ki? Doğup büyüdükleri, anne baba olma heyecanı tattıkları, sayısız anı biriktirdikleri yuvalarıydı onların. Kimi sabah gelip saatlerce gözyaşları içerisinde harabeye dönmüş evini izliyor, kimi ise çadırını bile Aslan Nurcan Çağlar çifti gibi evinin yanında kuruyor. Buraya evlendik, burada çocuklarımız oldu, yıkıldı. Nurcan Aslan Çağlar çifti de kalmayı seçenlerden. Emek emek işledikleri evlerinin yanı başındalar. Daha önce sebze diktikleri seraları, artık yeni evleri. Çadırı bile evinizden çok uzağa götüremedim.